Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli körümeller. İstiklal kündülü xəbərlərini görüşünün qızın qarşalımız. Mən Ərşidin İdiqot. Tövəndə vətənimiz Şərqi Türkistan və Dünya gün tərtibi alaqadar mühim xəbərlərini huzurunla asınımız. Qanı dıxtınlar, ekranımızı bulsun. Amerika Xitayğa qarşı Filippinni qollaydıqlıqına qayta təkidlədi. Amerika Taşqı İşlər Ministri bilən Dövlət Müdafiə Ministri Filippinni ziyarət qılğan bulub, bu cəryanda Filippinni qollaydığanlıqını qayta təkidlədi. Fransiya Xalqara Radiosunun 30-cı iyul xəbər qilishçə, Yaponiya ziyarətinin kin Amerika Taşqı İşlər Ministri Antony Blinken bilən Dövlət Müdafiə Ministri Lloyd Austin seyşəmbə günü Manilanı ziyarət qılğan bulub, ziyarət cəryanında Manilada Filippin Prezidenti Ferdinand Marcos bilən söhbətləşkən. Bu jarayonda Xitoyga taqobul turish uchun Filippinning mudofaa iqtidorini o'stirishni ta'kidlagan. Antony Blinken bilan Lloyd Austin orqadan Filippin tashqi ishlar ministri Manolo va mudofaa ministri Teodoro bilan suhbat o'tkazgan. Bu suhbatning maqsadi Amerika bilan Filippin o'rtasidagi mudofaa munosabatini mustahkamlash va Xitoyning Janubiy dengiz va boshqa rayonlaridagi muqimlikni buzish harakatlariga taqobul turishda Amerikaning tavranmas qo'llovchi ekanligini qayta ta'kidlash ekan. Bildirilishicha, Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken va mudofaa ministri Lloyd Austin Yaponiyada o'tkazilgan bexatarlik suhbati va 4 davlat bexatarlik dialogi tashqi ishlar ministrlari yig'indan keyin Filippinni ziyorat qilgan. Bu Filippinning tunji qitim qo'shma suhbat o'tkazishi bo'lib, 1951-yili Amerika bilan Filippin Amerika-Filippin o'rtaq mudofaa shartnomasiga imzo qo'ygan. Blinken bu vaqtda Buxton Filippindagi bir qator yig'inlar ichki davlat o'rtasidagi yuqori darajalik majburiyatni namoyon qildi. Biz bu xil hamkorlik munosabatiga chin ko'nglimizdan minnatdorlik bildiramiz degan. Xitoy yillardan beri bu orollarning Xitoyga tava ekanligini ko'p qitim da'vo qilgan. Filippin armiyasi 1999-yili urush paroxotini maqsadlik bu yerga to'xtatgan bo'lib, Xitoy uni so'rab ketishni talab qilgan. Filippinning mazkur urush paroxotlariga o'rinlashtirilgan harbiy xodimlarga ta'minot yetkazish harakati doim Xitoy dengiz qirg'og'i muhofazat paroxoti bilan surkilishini keltirib chiqargan. Bu xil doimlik to'qinish Filippinning ta'minlash paroxotiga buzg'unchilik qilib, Filippindagi bir qancha xodimni yaralandirgan. Hindistonning Xitoyga qaratgan mablag' silish cheklamasini bo'shatishi munozir qo'zg'adi. Hindistonning Xitoyga qaratgan mablag' silish cheklamasini bo'shatish va import qilish saviyasini yuqori ko'tarishni o'ylashi davlat ichida kuchli munozara qo'zg'adi. Amerika ovozining 30-iyul xabar qilishicha, Hindiston hukumatı Xitoy mablag'iga qo'yilgan cheklamalarni hamda Xitoy fuqarolariga qaratilgan viza cheklamalarini bo'shatishni o'ylashgan bo'lib, bu muhim siyosat o'zgarishi Hindiston sanoat sohasi, bo'lmasa ishlab chiqarish sanoati sohasining qo'llashiga erishgan. Mazkur sohadagilar yaqinqi yillarda Xitoy bilan bo'lgan aloqaning to'satdan uzilib qolishi sababidan zo'r ziyonga uchirgan bo'lib, Xitoy bilan bo'lgan mablag' silish va texnika almashtirish munosabatini asliga keltirishni umid qilgan. 2020-yili Xitoy Hindiston qo'shinlari Ladakhning Galvan jilg'isida to'qinishib, 20 Hindiston askari va oz deganda 4 Xitoy askari o'lgan. Bu voqea ikki davlat o'rtasidagi necha 10 yildan buyongi eng og'ir harbiy to'qinishi bo'lib qolgan. Natijada ikki davlat munosabati nachalishib, yangi Dehli hukumatı Xitoy mablag'i va savdosiga qarata qattiq tadbir qo'llangan bo'lib, Xitoy fuqarolariga qarata viza cheklamasi qo'yib, Xitoydan import qilingan mahsulotlarga yuqori nisbatda boj qo'ygan. Bu siyosat Hindistonning yuqori texnikalik turlariga cho'ng ta'sir ko'rsatgan. Hindistonning eng cho'ng korxonachilar guruhi bo'lgan Hindiston sanoat birlashmasi 2020-yili qabul qilingan Xitoy mablag'ini cheklash qarorini qayta ko'zdan kechirishga chaqirib kelgan bo'lib, mablag' silish, zapchas importi va ojiz sohalardagi texnika yetkazish masalasida cheklimsiz usul qo'llanishini tashabbus qilgan. Zapchas importi va ojiz sohalardagi texnika yetkazish masalasida cheklimsiz usul qo'llanishini tashabbus qilgan. Bu tashkilot yana emgak kuchi kirgizishni osonlashtirish va Xitoyga qo'yilgan savdoga munosabatsiz bojni to'ltishni talab qilgan. Mutaxassislarning qarashicha, Hindiston qisqa muddatlik iqtisodiy manfaat bilan uzun muddatlik strategiyalik manfaat o'rtasida muvozinat saqlashi kerak ekan. Hukumatning bu jihatdagi qarori Hindistonning iqtisodiy yo'lnishi va dunyo ta'minlash zinjiridagi o'rniga cho'nqir ta'sir ko'rsatdi ekan. Xitoyning Hindistonda mablag' silishi to'g'risidagi munozara yarasharlashgan iqtisod duch kelgan keng ko'lamli qiyinchiliklarni aks ettirib bergandan boshqa, davlat manfaati bilan xalqaradagi o'zaro bog'lanish munosabati o'rtasidagi to'qinishning kun siri keskinlashganligining namoyandisi ekan.
Amerika tahmin köp tedbirler bilen Xitay'nın hareketlerine takabül duruş gerek dedi. Amerika Muavin Taşkı İşleri Ministri Kurt Campbell Amerika'nın tahmin köp tedbir kullanıp Xitay'nın hareketlerine takabül duruşu gerekliğini bildirdi. Amerika avazının haberde bildirilmişçe, Amerika Muavin Taşkı İşleri Ministri Kurt Campbell 30. İyul'daki sözüde, Amerika hükümetinin Xitay'nın herbi bazı kuruş istiratigesi ve Afrika'da sirek topa baylıqını izdeş katarlık hareketlerine takabül duruş üçün tıxımı köp tedbir kullanışı gerekliğini bildirdi. Campbell Kengaş Palatası Taşkı Münasebetler Komitetinin ispat anlaş yığınıda, Xitay bilen rekabetleşişinin zamanevi Amerika diplomatiyesi duçgelgen halkılıqoş geopolitikalıq sınaq ikerlikini, Amerika Deniz Armiyesi ve Hava Armiyesinin Hindi Tiniç Okyan rayondaki küçünü aşırışı gerekliğini tekitligen. Campbell yine, biz tıxımı köp iş kılışımız gerek, Xitay'nın hareketlerine karşı turuşumuz gerek. Fakat onların aldıngı septiki bazılarının istiratiyesiyle emez, belki Xitay'nın Afrika'daki seyrek topa yer astı baylıqlarına igi bulubilişka karşı turuşumuz gerek. Çünkü bu bizden sanayet ve texnika iktidarımız üçün mühim digen. O yine Xitay bilen Amerika'nın kemisazlıq sanayetindeki parkının azlavatkalıqını, bu ahvalının kişini kattık endişige saldıqalıqını bildirgen. Bildirilişçe, Campbell uzundan bu yana Amerika'nın küçüğüne Hindi Tiniç Okyan rayonuna yötkeşini teşebbüs kılıp kelgen Amerika emellerlerden biri iken. Hamas'ın siyasi rehberi İsmail Haniye İran'da kaskı uçurdu. Palestin İslami Karşılık Kürsüsü şerikti Hamas'ın rehberi İsmail Haniye İran'dan paytaxtı Tehran'da suikastkı uçurup şehit kılıngan. Türkiye Avaz Radyosu'nun bugünkü haberde bildirilişçe, İran Devlet Televiziyası Hamas Siyasi Bürosu Reisi İsmail Haniye'nin Tehran'daki özü turuvatkan bir öyde terörlük hücumuğa uçurup hayatının ayrılgalıqını haber kılgan. Haberde Haniye'nin bir muhafizetçisinin mi hayatının ayrılgalıqı kayıt kılıngan. İran İnkılap'ın muhafizet kılış kısımları mı İsmail Haniye'nin İran'ın yeni prezidenti Mesut Pezeşkiyan'ın kasem beriş murasımıza katlaşkanının bir neçe saatten kiyin suikastke uçurgalıqını cezimleştirip vakanın teşhirluvatkalıqını ilan kılgan. Hamas tarafı siyasi bürosu başkanı İsmail Haniye'nin İran'dan paytaxtı Tehran'daki turalğusuğa İsrailiye tarafından kılıngan hava hücumunda şehit kılınganlıqı cezimleştirilgen. Haber 7 torunun haberde bildirilişçe, Hamas hareketi ve İran İnkılap muhafizetçileri tarafından ilan kılıngan yazma bayanatlarda İsmail Haniye'nin Tehran'daki turalğusuğa İsrailiye tarafından uğurlaştırılgan hücumda şehit kılınganlıqı bildirilgen. İsrailiye armiyesi Hamas rehberi İsmail Haniye'ye kartılgan suikast hakkında ifade bildirişinin özünü kaçırgan. Amerika Müdafiye Ministri Lloyd Austin bu vaxta ilan kılgan bayanatıda İsmail Haniye'nin İran'da kaskı uçuruş vakasından keyin rayondaki keskinliğini pesaytış üçün hareket kıldıganlıqını bildirdi. Rusya Taşkı İşleri Ministri bu vaxta bayanat ilan kılıp Haniye'ye kartılgan suikast rayondaki keskinliğini tıxımı küşeytidu. Bu kat'i kubul kılgılı bolmaydıgan bir hareket dedi. Türkiye Taşkı İşleri Ministri bayanat ilan kılıp, İsmail Haniye'nin Tehran'da icra kılıngan kabih suikast neticesinde katli kılınışını ayıplaymaz dedi. Melum buluşça, İsmail Haniye Tehran'dan şimaldaki peşkadem askerleri turduğan alayda turalğıda uğurlaştırılgan bulup, havadan kuyup berilgen bomba çüşüp hayatından ayrılgan. Hürmetli görümeler, bugünkü haberimiz muşu yerde ayarlaştı. Körgün Allah'a rahmet. Әтке программыда көрешкіше аман болғайсылар, Аллах қаманады.